Şimdi vallahi şaşkınız. Şendoğan abi daha da şaşıracak. Ziba kameralarımıza Şendoğan abiyle ilgili bir şeyler söylemiş. Yani anlayacağınız, Ziba'da henüz daha bazı şeyler bitmemiş. Bir izleyelim, Ziba'yı dinleyelim, bakalım neler söyleyecek, Şendoğan abi ne diyecek, buyursunlar efendim. Anladım kendi aradığım hayatımda, kim koşup aşemen, aşk kapıyı çalacak. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Ona inandım, geldim. Çaya çıktık, konuştuk, yemeğe gittik. Ama o kesin bir cevap bana vermedi. Dedi kalbim diye evet ama beynim diye hayır. Benim içimdeki duygular, içimdeki aşk çok büyüktü. O herkese de olmak istemiyorum yani. O bana bir hiç şans vermedi ki ben ona sevgimi görsedim. İki gün, üç gün üstünden geçseydi, ben de sevgimi ona görsederdim, o inandırardım. Şendoğan Bey, ben senden bir şans istedim. Sevgimi sana görsedim. Sen bu şansı bana ver, lütfen. Kalbim sanki deli gibi seni görünce, mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. İstemiyorsun oturmak, oturma. Nasıl rahat edersen, heyecanlı yine Ziba. Ah Ziba. İkinci bir şans mı isteyeceksin? Evet. Söylemişsin zaten kameralara ama bana diyor bir cevap vermedi. Mantığım hayır, kalbim evet diyor. Ben bunu cevap olarak almıyorum demiş. Başka söylemek istediğim bir şey var mı şu an canlı canlı? Aynısı titriyor ya, inanamazsınız. Vallahi yaprak gibi titriyor. Ay. Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Beklemediğim bir şey oldu. Beklemediğim? Evet. O yüzden. Sen de bu kadar bir şey hissedeceğini düşünmüyor muydun? Yok. Özlüyor musun? Arıyor musun? Kötü mü hissediyorsun kendini? Evet. Ha. Ay. Şendoğan abi. Ziyade Hanım. Açık mı? Açık açık. Kimseyi kırmak da istemiyorum, üzmek de istemiyorum. Her zaman dediğim bir şey var. Duygu ve düşüncelerine saygı duyuyorum. Şans... Yani bir şey söyleyeceğim, çok affedersin. Böyle bir otursan, gelseniz en azından bir karşı karşıya. Ketsi basende. Yani merhaba, hoş geldin. Bunu Ziba yapabilirsiniz, Hanım. Evet. Teşekkür. İçinden geçen bir şey varsa söyle lütfen Ziba, Şendoğan abiye. Yüzüne söyleyebilirsin yani. Geldi, oturdu sonuçta. Utanıyorum kendisine. Utanıyorsun. Evet. Ay. Hayır. Başkan, utandıracak bir yönü yok. Aslında gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman ben hep şunu dedim, yine sizi üzmek istemiyorum. Şans alınır, istenmez. İstenen şey eğer karşı tarafta varsa alınır. Siz şans istediniz, şansla beraber işte aşkımı istiyorsunuz benim. Ha, keşke olsaydı, size verseydim. Siz şimdi olmayan bir şey istiyorsunuz bende. Evet, aşk için çok şiirler yazıldı, çok kitaplar, çok besteler yapıldı. Evet, hepsine saygı duyuyorum.
Bir taraftan aşkın ömrü 3 aydır diyorlar. Bu 3 ay için niye bu kadar besteler yapıldı, kitaplar yazıldı, onu da anlamış değilim. Olsa versem. Olsa versem. Olsa verirdim aslında. Gerçekten ya Zuhal Hanım, pek inanmayacaksınız. Çocukluk çağımı saymıyorum. Tabii gençlikte zaman zaman insanlar aşık oluyorlar, değil mi? Ben gerçekten bana şu anda deseniz aşkı tarif et, ya bir kere yaptım, yani hastalıktır. Bana göre aşk hastalıktır. Çok affedersin, bir virgül koyayım sözüne. Ziba, sen bana karşı bir şey hissetmediğini mi düşünüyorsun senden, yoksa hissediyor mu? Kendisi ya ben. Kendisi ya ben hissettiğimi. Ben yoğun duygulana geldim. O sana İki günde bitirenmeden bunlar yani. O sence sana hissediyor mu şeyler? Bir şeyler hissedici ben de hissedirem. Buraya geldim. Bilsem ki ben istemere hiç gelmem ki buraya. Bir şansı da istemere. Lozaya diyeceğim, oturacağım. Ben dememiştim Lozaya diye oturacağım ama dünen de Lozaya çıkmadım. İspat ettim ki bunu. Ben Lozaya geçmeyeceğim, oturmayacağım. Ben gelmemişim adaylığa Maria. Gelmemişim taliplerime. Ben sana göre gelmişim. Sadece size göre gelmişim. Bu kadar ya. Neyinden bu kadar etkilendin, aşık oldun Şendoğan abinin? Sanki konuştuktan sonra daha da yoğunlaştı duyguların. Evet. Neden? Nasıl böyle oldu? Kendim de inanmıyorum. Kendi de inanamıyor. Beceremiyorum bunu. İç ucunda bitmez şey bunlar. Kolay bir şey de. Güzel bir şeyler söylesene. Ama duygularından bahset. İçimizi şans ve son şans isteyeceğim seninle. Bakın size her zaman aynı şeyi dedim ya. Güzel bir bayansınız. Çekici bir bayansınız. Teşekkür ederim. Tabii ki şartlar ve koşullar sizi daha daha güzelleştirecekti. Ama şartlarımıza baktığımız zaman gerçekten bazı gerçeklerle karşılaşıyoruz sonuçta. Ya bunlardan biz kaçamayız. Ziba Hanım. O ne? Ziba Hanım bakın Şendoğan Bey size hayır dedi. Üç günden beri arkada sizin bu hayırı kabul etmenizi bekliyorum. Başkalarına şans vermiyorsunuz. Lütfen. Siz çok affedersiniz. Affınıza mağruren bir şey soracağım. Siz nereden ne zaman geldiniz? Buradayım ve ben üç gündür bekliyorum. Şendoğan Bey için geldim evet. Ben de Şendoğan Bey'e talip olarak geldim ama Ziba Hanım bir türlü hayır kelimesini kabul etmediği için üç gündür bekliyorum görüşebilmek için. Artık dayanamadınız buraya evet, kadar? Evet, evet. Eyvah eyvah. Hiç... Sizin yaşınız kaç? 45 yaşındayım. İşte bu kadar. Birileri duyup siz 45 bakın, yaş, 50 yaş diyende... Bakın Ziba Hanım şunu da diyebilirim. Buyur. Karşımda dünyanın en güzel bayanı dahi olsa sizin bana karşı hissettiğiniz o duygulara saygı duyarım, ihanet edemem. Ben talibimi kabul etmiyorum. O kadar yapabilir misiniz? Efendim, talibini kabul etmiyor musun? Hayır. Mina Hanım'la görüşmeyecek misin? Hayır. Neden? Şu anda bu varken mümkün değil. Hayır, hayır. Şimdi hanımefendi başka bir şeyden bahsetti. Hayır, görüşmeyeceğim. Üç gündür bekliyorum dedi. Mina Hanım. Evet. Görmeyeceğim diyor. Ben beyefendi bir insan olduğunuz için geldim. Hayır demeyeceğinizi düşünüyorum. Bana da bir şans vereceğinizi bakın, düşünüyorum. Bakın Mina Hanım. Yarın gelseydiniz olurdu. Üç gün sonra gelseydiniz. Ama üç gündür oldum. Bekliyormuş. Ben hiçbir bekliyorum. Bana gelen hiçbir bayanı çevirmedim bir. Evet. Genelde çoklarıyla çaya çıktım iki. Gereğinden fazla onlara zaman harcadım üç. Fakat karşımda Ziba bu şekilde duygularını açıklarken şu anda sizi kabul etmem Ziba Hanım'a İkinci kere haksızlık yapmış olurum ki
Ben bunu gerçekten kabul etmem. Size saygı duyuyorum. Başka zaman olabilirim. Başka zaman olabilir. Başka zaman olabilir. Yani. Başka zaman olabilir. Olabilir. Ne diyeyim? Şu anda doğru değil. Ziba sonuçta, buna biraz sinirlendim. Bak Zuhal Hanım şu anda... Bir saniye ben bir Ziba'yı dinlemek istiyorum, pardon. Hep başka zamanda olabilir yani. Bu bitenden sonra diye. Olabilir. Şundan sonra siz gelebilirsiniz. Yani ki... Olumsuzu yani şu an bana dedi. Tabii gün içi gün üçü bir ay bir hafta mı... Beklememe da gerek yok. Yani şu an olumsuzu dedi bana. O kadar zor bir durum ki. Şimdi Mina Hanım ne yapsın? Yani yarın mı çıksın sana talip olarak? Zuhal Hanım. Ya karşımda... Üç gündür bekliyormuş ana. Anlıyorum bak. Hani beklesin şimdi karşımda, karşımda ucu açık bir şey bu. Ucu açık bir şey. Ama Ziba'ya da hayır ama diyorsun. Evet Ziba'ya hayır diyorum. Ziba buradayken... Ziba o duygularını benimle paylaşırken... Haklısın. Evet Mina Hanım sizi kabul ediyorum demek buna yapacağım ikinci hayır, haksızlık değil mi? Hayır zaten şu an olmaz. Ama sen Mina Hanım'a da hani... görüşemem ben size katı surette de demiyorsun. Bugün olmaz yarın olur diyorsun. Ya, ucu açık bir şey. Ha ucu açık. Yarın olur yani. Peki şöyle yapalım o zaman. Hani Mina Hanım var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ne düşünüyorsunuz? Üzgünüm sadece şu anda. Üç gündür gerçekten onların kararlarını bekliyorum. Daha doğrusu hanımefendinin bu kararı anlamasını bekledim. Hı hı. Ama başarılı olamadık yine. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Yani Ziba da hani çok yoğun duygular içerdi. Belki ben de yoğun duygularla geldim. Ha, bunu mi? Kimse bilemez. Tabii. O da doğru. Bunu kimse bilemez. Yani Ziba Hanım, o zaman Ziba Hanım'ın duygularına yanıt mı veriyorsunuz? Yani size talip gelmesin mi? Ben yanıt vermiyorum. Yapılması gereken şeyi yapıyorum. Peki. Hayır diyor aslında Ziba'ya ama... Evet, ben de ona yani... ona istinaden geldim zaten. Ona peki güvenerek... siz Ziba Hanım'ın yerinde olsaydınız, Ziba Hanım sizin yerinizde olsaydı, duygularınız ne olurdu? Yani... Ziba'yı buradan yollayalım. Ziba'nın şu anda kalktığı koltuğa siz oturuyorsunuz ve biz burada yani tartışıyoruz, Ziba Hanım, konuşuyoruz. Ziba Hanım gelir gelmez hemen yaşımı sordu zaten benim farkındaysanız. Sizin yaşınız kaç dedi. Kendisinin yaştan dolayı o kritere takıldığını, bundan dolayı da sizinle bir birliktelik yaşayamayacağının aslında bence farkında. Bir türlü kabul etmek istemiyor. Şansını zorluyor bence. Yaşı müsait olanların bence şansını zorluyor. O birlikte yaşayacağının bir garantisi var mı? O kriterlerden hiçbir garantisi yok. Ama şans vermek lazım diye hayır, düşündüm. Siz Ziba Hanım'ın yerinde olsaydınız evet. Ne yapardınız? Ben Ziba Hanım'ın yerinde değilim. Zaten Ziba hayır, Hanım'ın yerinde olmak için hayır, geldim. Ziba Hanım orada olsaydınız. Onu da başaramadım. Bakın Ziba Hanım orada olsa siz burada olup da Ziba Hanım size... Bu şeyi deseydi yahut bana. Ya siz nasıl bir tepki verirdiniz? Yani değil benim mi? Verdiğim tepki size göre yanlış mı? Tamam Ziba Hanım'la görüşmenizi yapardınız. Ondan sonra da bana program içerisinde bir zaman dilimi ayırırsınız diye düşünüyorum. Ucu evet. Açık. Ucu hanımefendi açık. Siz değilsiniz. Kapat ben mı? Buradan kalkın siz gelin oturun bu koltukta. Böyle bir şey Şahinyan abi kabul etmiyor zaten. Tamam müsaade etmem. Ya özür dilerim. Haftamı açarak peki konuştum da yani. Hayır hayır yani doğru yok haklısın o senin. O sizin bileceğiniz. Hayır hayır olur mu canım o senin tercihin. Senin seçim hakkı Şendoğan abi sen istemezsen tabii ki şu an öyle bir şey olmaz. Ki haklısın da haksız da değilsin ama hanımefendi 3 gündür bekliyormuş. Peki Mina Hanım o zaman ben sizi şimdi gene arka tarafa uğurlayayım. Dilerseniz beklerseniz yarın belki akşama doğru fikri değişirse. Evet. Şendoğan abi. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için görüşmek geldim. Üzere diyorum. Ziba'ya söylemeyen... Ben tekrar özür diliyorum. Duygu ve düşüncelerini anlıyorum. Saygı duyuyorum. Ben de size. Ama yani... Peki Şendoğan abi yerine aldım. Geçebilir. Ziba. Aldım. Çok üzgünüm. Bir kez daha üzülerek seni gönderiyorum. Tamam. Görüşürüz canım. İyi bak kendine.